Teşkilatıyla uyumlu olmayan bir belediye başkanı başarılı olur. Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Çay Televizyonu ekranlarında yayınlanan Mustafa Yücel Yazıcı'nın sunduğu A'dan Z'ye programına konuk oldu. Kahya, görevindeki 4,5 yılını değerlendirdi. Başkan Kahya, doğalgazdan altyapıya kadar birçok yatırıma değindi. Ardeşen'in su noktasında şanslı bir ilçe olduğunu ifade eden Kahya, bu durumu avantaja çevirecekleri projeleri paylaştı. Doğalgaz, altyapı falan ve Ardeşen'de önce kaçakları, çok giderlerimiz vardı. Düşünebiliyor musun? Bir Ardeşen Belediye Başkanlığı bugün itibariyle 2 milyon liranın üstünde elektrik parası ödüyor. Ardeşen su noktasında çok şanslı bir ilçedir. Güzel. Allah'ıma hamd ediyorum. Allah'ıma şükrediyorum. Böyle bir ilçedeyiz. Evet. Ve bütün insanlar buna şükretmek zorunda. Çaykur'un su fabrikası kurabileceği alanı da 18'de birlikte düzenledik. Orada Çaykur Su Fabrikası kurulacak. Meyve suyu fabrikası da kurulabilecek. Fabrika kurulabilecek kısımda önceden çöplüğümüz vardı. Şu anda çöplüğü rehabilite ediyoruz. Hı hı. Çok az bir şey kaldı. Bir aylık bir çalışmayla da inşallah bitecek. Devletin bu konuda bize dözer desteği oldu. Her yağmur yağdığında derelerin yükselmesi vatandaşı tedirgin ediyor. Sel ve heyelan bölgesi olduğumuzu hatırlatan Başkan Kahya, fırtına ve Dolana Deresi ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Benim içimden geçen iki tane dere var. Fırtına Deresi ve Dolana Deresi. Meşhur. Ben ona karşı nasıl bir tedbir aldın diye birisi bana soracak. İki tane tedbir aldık. Dolana Deresi ile ilgili hem dereden yandan gelebilecek şevlere karşı tahkimat ve perde betonlar, bir de tersip bent. İkincisi de Fırtına Deresi. Fırtına Deresi niçin önemli? Yıllarca bakıp da göremediğimiz bir şey gördük. O zaman fark ettik. Bazen gözünüze batar da göremezsiniz. Fırtına Deresi normal olarak 120 metre, 130 metre dere yatağı geliyor, bir yerde 85 metre düşüyor. Bu ne? Derenin içerisine bir yarım ada gibi bir boynuz uzanmış. Biz 18 yaptığımız yerle oraya da kesiyoruz. Devlet Su İşleri'ne söyledik. İlk kez belki de Devlet Su İşleri istimlak etmeden dere yatağını geliştiriyor. Böyle bir çalışma. Niçin? Ardeşen'in buna ihtiyacı var. Ardeşen'in yıllık elektrik giderini karşılayacak olan GES projesi dikkat çekiyor. Sakarya'dan sonra Karadeniz'deki en büyük olacak. Güneşlenme ve aydınlanma miktarı olarak Türkiye'nin en fazla aydınlanma süresi olan, atıyorum, Konya, Karatay veya işte Antalya'nın bir ilçesi veya Diyarbakır'ın bir bölgesi 200 gün olarak gözüküyor. 200 gün olarak. Bizim burada da 150 gün. %25 daha düşüyoruz. Ne kadar minimize edersek Ardeşen'in cebine kârdır. Ardeşen her şeye layıktır. Vatandaşın en çok taleplerinden biri de sosyal tesisler. Başkan Kahya ilçede 4 sosyal tesis olduğunu söyledi. Ardeşen sosyal tesis veya belediyenin işlettiği tesisler açısından baktığımız zaman kalite açısından kaliteyi tutturan, bir standardı tutturan 4 tane de tesis olan bir ilçeyiz şu an. Türkiye'nin genelinde yaşanan başıboş köpekler sorunu Başkan Avni Kahya'nın da gündemindeydi. Onlara da düzgün bir yaşam alanının verilmesinden yana. Bir an önce bütün Türkiye'de önce yerler hazırlanır. Hangi ilçede ne kadarlık yere ihtiyaç var? Bütün köpekleri oraya alırız. Bütün köpekleri almamız çözüm müdür? İyi midir? O da tartışılır. Obez olan köpekler sokakta kalmalı bana göre. Farelerin artmaması için. Çünkü sokakta bir şey kaldırdığı zaman diğer şeyler olabilir. Artıyor bu sefer. İnsanların korkmayacağı. Yani kuzu gibi olan köpekler oldu artık. Obez. Bu Rize'de de yatıyorlar herhalde. Var, evet, üstüne var. Bassan kafasını kaldırıp da bakmıyor. Evet. O tip olanlar. Çünkü kısırlaştırmış köpekler zaman içerisinde oluyor. Bir arada bir barınakta köpeklerin olması bakım masraflarınızı azaltır. Çünkü siz sokakta sürekli geziyorsun, bakım için uğraşıyorsunuz. Efendim siz bunların sokakta yakalıyorsunuz hasta olanları, ama aynı yerde olursa sizin bakım ve yem giderlerini çok ciddi manada azaltır. O belediyeler için de büyük bir faydadır. İnşallah bununla ilgili bir kanun çıkar. Bütün Türkiye'de bunu yapabilirsiniz. Genel şey bekliyorsunuz tabii.